uluhiyet tevhidi Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen ve üzerinde Allah Azze ve Celle'nin en çok durduğudur. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler uluhiyet tevhidini ne yapmıştır? Kavimlerine hatırlatmıştır. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler kavimlerini Allah Azze ve Celle'ye ibadet ve itaate çağırmıştır. Uluhiyet tevhidinde en büyük problem ve sorun ondadır. Onun için peygamberler davete bununla başlamışlardır. Nedir uluhiyetin anlamı? Uluhiyet tevhidinin anlamı. Kısaca tek gerçek ilah demektir. Yani bir kişi Allah Azze ve Celle'yi uluhiyetinde birliyorsa Allah'ın tek ilah, gerçek ilah sensin. Hak ilah sensin demek istiyordur. Yani uluhiyette birlemek bu demektir. Bir diğer ifadeyle ondan başka ibadet edilmeye layık hiçbir şey yoktur. Burada biz Allah'ı ibadet edilmeye hak eden, layık olan tek varlık olarak birliyoruz. Uluhiyette Allah'ı tevhid ettiğimizde. Kullar ortaksız bir şekilde Allah'a ibadet etmelidir. Kısaca ve en basit ifadesiyle uluhiyet tevhidi budur. Yani ibadette, itaatta, kullukta insanın Allah'ı birlemesidir. Şimdi biraz daha anlaşılması için ilah ve ibadet kavramlarına da değinmek lazım. İlah ne demektir? Kime ilah denir? İlah kendisine ibadet edilen, her şeyden çok sevilen, kendisine dua edilen, kendisine itaat edilen anlamlarına gelir. Ama siz şunu sadece aklınızda tutun. İlah kendisine ibadet ve itaat edilen. Sevgi ve muhabbet ile. Bu eklemeyi yapıyoruz çünkü o zaman daha iyi anlaşılıyor. Birazdan bazı noktalara, bazı konulara değineceğiz. Bu sevgi ve muhabbet ile kendisine ibadet ve itaat edilene ilah denilir meselesini yanlış anlaşılmaması için. Sevgi ve muhabbet ile kendisine itaat ve ibadet edilene İlah denilir kardeşler. Şimdi bu tarife göre Allah'ın dışında ibadet edilen ve Allah'tan daha çok sevilen şeyler var mıdır yeryüzünde? Vardır değil mi? Şimdi bakın ne dedik biz? Kendisine ibadet edilen. Yeryüzünde Allah'tan başka kendisine ibadet edilen şeyler var mı? Çok. Allah'tan daha çok kullardan, insanlardan Allah'tan daha çok sevilenler var mı? İnsanların Allah'tan daha çok sevdiği şeyler? Çok. Bir sürü. İnsanlardan Allah'tan başkasına dua edenler var mı? Dolayısıyla şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Demek ki Allah'ın dışında da ilahlar var mı? Var. Allah'ın dışında da ilahlar var ama burada bir ayrıma gideceğiz. Allah nedir? İlah olarak hak, gerçek hak ilahtır. Hak ilahtır. Diğerleri ise nedir? Sahte ilahlardır. Yalancı ilahlardır. Onlar ilah değildir aslında. Ama ilahlaştırılmışlardır. Lakin Allah Azze ve Celle onlar için de ilah kavramını, lafzını kullanıyor mu? Kullanıyor. Bu yüzden biz de kullanıyoruz. Burada ama hak olmadığı vurgusunu yapıyoruz ki mesele daha iyi anlaşılsın. Mesela kişi bir şahsiyeti ilah edinebilir mi? Vallahi ediniyor. Ve de ediniyor da değil mi? Alın size mesela örnek. Şimdi sağdaki Cumhuriyet Gazetesi 5 Ağustos 1923 nüshası. Tamam mı? 5 Ağustos 1935'miş. 5 Ağustos 1935'te Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı manşet. Peçesini atan Türkiye. Ne demek? Bayanlar açıldı. Yani açıldık, saçıldık abi. Atatürk yarım bir ilahtır, Türklerin babasıdır. Sonra hiçbir devlet şefi için hayatında bu kadar heykel dikilmemiştir. Ne Mussolini, ne Hitler, ne de Lenin'in anıtları 12'lerle ölçülemez. Şimdi bizim yaşadığımız toprakta Atatürk ilahlaştırılıyor. Yarım ilahlaştırmış yani. Yarı insan, yarı ilah. Rolü biçmişler ona. Başka ülkelerde ise mesela benzer ilahlaştırılmış kişiler içerisinde Kuzey Kore'nin liderini sayabiliriz. O nedir? O tam manasıyla ilah addediliyor. Zaten heykellerinden ve heykellerin önünden insanların secde etmesi, rükû etmesi, eğilmesinin zorunlu olmasından da ne yapılıyor? Bu anlaşılıyor. Bizim Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı mevzumuz bu değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gittiği kavim Arap'tı. Buraya kadar şirke batmıştı. Doğru mu? O gün yeryüzünde şirk koşmayan, Allah'tan başkasına ibadet etmeyen hiçbir topluluğum yoktu ya. Topluluk yoktu. Türkler de o zaman müşrikti, Kürtler de müşrikti, Araplar da müşrikti, herkes müşrikti yani. Allah Resulü'nün geldiği kavmi müşrikti. Bir kişinin ilah edinilmesi meselesi. Bak biz ne? İlahtan bahsediyoruz değil mi? Dedik ki ne? İlah kendisine ibadet edilen, itaat edilen, sevgi ve muhabbet ile kendisine bağlanılan. Buna ilah denilir. İki örnek verdik. Biri dedi Kore, daha çok örnek verilebilir de biri de Türkiye. Niye Türkiye? Yaşadığımız topraklarda. Bunu söyleyeceğiz yani. Ve Kemalizme sadakat ile bağlı olanlar zaten kabul ediyor. Tamam mı? Bunu onlar kabul ediyor zaten. Burada bir hakaret yok.
Burada tazim ediliyor, yüceltiliyor yani. Onu her şeyden çok sever kişi. Bir kişi eğer her şeyden çok seviliyorsa, doğru veya yanlış olduğuna bakılmaksızın, doğru veya yanlış olduğuna bakılmaksızın, o kişinin, o figürün, o şahsiyetin yaşam tarzı, onun yaşam tarzı oluyorsa, onun doğru dedikleri doğru addediliyor, yanlış dedikleri yanlış addediliyorsa, bir diğer ifadeyle o ilahlaştırılmış kişiliğin haram dediği haram, helal dediği helal addediliyorsa o kişi ilahlaştırılmıştır. Ve genellikle bizim ilahlaştırılmış kişilerin örneği daha çok siyasi figürlerdendir. Özellikle de 19. 18. 19. yüzyıldan itibaren siyasi figürler ilahlaştırılmıştır. Böyle bir akım başlamıştır. Gerçi geçmişte de vardır. Örneğin Firavun. Mesela Firavun ne yapılmıştı? Ve Firavunlar o dönemde Mısır toplumunda ilahlaştırılmıştı. Gerçi o dönemde, o tarihte bölgedeki, coğrafyadaki hemen hemen her ülkede, her devlette ilahlaştırılmış figürler vardı yani. Dinler tarihini okursanız görürsünüz. Haklı mı haksız mı bakılmadan o kişinin uğruna savaşılıyorsa, o kişinin sevdiği seviliyor, o kişinin sevmedikleri düşman addediliyorsa, o kişi için dost olunup o kişi için düşmanlık yapılıyorsa, o kişi ilahlaştırılmıştır. Diledikleri kadar dilleriyle, diledikleri kadar ağızlarıyla hayır, biz ona tapmıyoruz, ibadet etmiyoruz desinler. Nitekim Adi bin Hatim örneği verdim. Geçen hafta Resulullah'a geldiğinde aleyhissalatu vesselama, Allah Resulü ona neyi okumuştu? Yahudi ve Hristiyanlar için hahamlar ve rahipler Allah'tan başka Rab edinmişlerdir. Onlar Allah'tan başka haham ve rahipleri Rab edindiler ayetini okuyor. Tevbe suresindeki ayeti 31 miydi? Hemen Adi bin Hatim itiraz ediyor. Ya Resulallah, biz bir ibadet etmiyoruz onlara. Biz onlara tapmıyoruz ki ya Resulallah. Dedi ki siz onların helal dediklerine helal, haram dediklerine haram demiyor musunuz? Yani siz onlar bir şeyi helal kıldığında kabul ediyor, haram kıldığında da kabul etmiyor musunuz? Evet, işte siz onlara ilah edindiniz, Rab edindiniz. Onlara ibadet ediyorsunuz, farkında değilsiniz. Birazdan ibadet kelimesinin kavramını da açınca mesele daha iyi anlaşılır. Kişi, yani evet, bir şahıs eğer bir şeyi yasaklıyor, o yasaklanmaması gereken bir şeyse, örneğin mesela medreseler yasaklanıyorsa, ki Allah Azze ve Celle indirdiği şeriat ile Allah'ın kitabının öğrenilmesini helal kılmıştır, değil mi? Ama bir ülkede bir kişi veya bir kişinin koymuş olduğu yasalar medreseleri kapatıyor, yasaklıyorsa, o ilahlaştırılmıştır. Mesela bu ülkede ezanlar yasaklandı. Allah Azze ve Celle 7 kat gökten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahyi indirdiğinde, kıyamet gününe kadar sana tabi olup sana iman edenler bu ezanı günde 5 vakit okuyacak, senin okuduğun gibi okuyacak dediğinde, onlar ne yaptılar ezanı? Türkçe okuttular. Yasakladılar. Arapça okunmayacak dediler. Allah'ın kitabını yasakladılar. Kur'an'ın Arapça okunmasını yasakladılar. Dediler Türkçe okunacak. Allah Azze ve Celle'nin gökten kıyamete kadar sabit kalacak kadınların örtünmesine dair vacip kılmış olduğu ayeti ne yaptılar? Yok saydılar. Allah'ın haram kıldığını helal kıldılar. Allah kadınların açılıp saçılmasını haram kılmıştır, yasaklamıştır dedi. Ama onlar ne yaptı? Hayır dediler. Kadınlar açılıp saçılacak. Bizler modern bir ulus olarak batıyla iç içe girip, batıyla, batı hayat tarzları, batının yaşam tarzına uygun bir toplum, bir millet olmak istiyorsak, kadınlarımız açılıp saçılacak dedi ve açtılar saçtılar. Helal kıldılar. İşte bakın ne oldu? İlahlaştırıldı. Bir kişinin, bir şahsiyetin ilah edinilmesi meselesi Allah-u Alem anlaşılmıştır. Bu kadar örnek bilmemiz yeter. Mesela bir grup da, bir topluluk da ilah edilebilir yani. Adam bir grubu, bir topluluğu ilah edinir. Bu grup veya topluluğun düşüncesi, ideoloji ne olursa olsun, bazen o topluluk, o grup bizzat İslam'ın içinden çıkmış grup, topluluk da olabilir. O topluluk İslami bir gruptur. Bir tarikattır, bir cemaattır. Hiç fark etmez. Eğer ki Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasakları onlar için bu grubun, bu topluluğun, bu cemaatin maslahatından, faydasından daha önemli değilse, daha az önemliyse, o topluluk, o grup, o cemaat ilah edinilmiştir. Allah'ın emirlerini bir kenara bırakıp o cemaatin, o grubun, o topluluğun emirleri üzere gidiyorsa, onun izi üzere gidiyorsa, o grup ve topluluk ne olmuştur? İlahlaştırılmıştır yani. Bir siyasi ideoloji veya bir düşünce de ilahlaştırılabilir. Mesela örnek verelim. Yani özellikle yine yaşadığımız çağda
siyasi ideoloji ve fikirler en çok ilahlaştırılan ve en çok taraftar toplayan, insanların en fazla arkasından gittiği bir ilahtır diyeceğiz yani. Mesela sosyalizm, komünizm, gerçi ikisi hemen hemen aynı kapıya çıkıyor ama ve bugünkü milliyetçilik, aslında ona ırkçılık diyeceğiz yani. Liberalizm, demokrasi, feminizm. Şimdi bunların hepsi bugün bazı kesimler tarafından ilahlaştırılmış siyasi politik ideolojilerdir. İlahlaştırılmıştır. Bu kavramlar, bu düşünce, bu fikirler, bu siyasi politik düşünceler uğruna insanlar ölüyor. İnsanlar savaşıyor, insanlar birbirlerine düşman oluyor. İnsanlar birbirlerinden ayrılıyor, hasımlaşıyorlar. Bunlar da ilahlaştırılmış. Bugün İslam toplumu içerisinde bu ideolojilerden, bu fikirlerden etkilenmeyen neredeyse yok. Ve bugün Müslümanım diyen yığınlar söz konusu İslam'ın kanunları, yasaları, emirleri olduğunda birçoğu bu fikirlerden, bu düşüncelerden birine kapılmış olan birçoğu İslam'ın emir ve yasaklarına ne yapıyor? Göz ardı ediyor. Ben Kürt asıllıyım. Çevremde benim çok Kürt var. Akrabalarımdan birçoğu da milliyetçidir yani. Kürt milliyetçisidir. Bazıları milliyetçilikte o kadar çok aşırıya gidiyor ki Kürt milliyetçiliğini Allah ve Resulünün emrinin önüne çoğu zaman koyuyorlar. Buna çok kez şahit olmuşumdur. Ha onlara sorsan yok derler. Bak bunlar namaz kılanlar, oruç tutanlar, Allah ve Resulüne iman eden insanlar yani. İlahlaştırıyorlar. Kürt milliyetçiliğini, milliyetçi Kürt ideolojisini ilahlaştırmışlar. Aynısını şu anda bakın yine Türkler içerisinde de yapanlar var mı? Var. Ben milliyetçilikle alakalı kısa bir ders yapmıştım. Orada biraz detaylı demiştim. Allah'ın indirdiği dini, şeriatı, Allah'ın peygamberini, Allah'ın kitabını vallahi kimi zaman bu kavmiyetçi, milliyetçi putundan daha az seviyorlar. Bu kavmiyetçi, milliyetçi put uğruna her şeyi yapabilme azmine sahipler ama Allah ve Resulü için, Allah'ın dini için hiçbir şey yapmıyorlar. Oturuyorlar, gözlerini kapatıyorlar, İslam için öfkelenmiyorlar, Müslümanlar için ellerini dahi kıpırdatmıyorlar, bazıları var. Yapmıyorlar yani. Bakın ilahlaştırılmış yani. Mevzu ilahlaştırılmasıdır. Son olarak yine para, mal, mülkte ilah edinilir. İlahlaştırılan başka bir metadır. Para, mal, mülk. İlahlaştırılıyor. Adamın hayatı sadece mal, mülk, para kazanmak. Sadece para kazanmak. Mal sahibi olmak. Zengin olmak. O sahip olmuş olduğu zenginlikle dünya zevklerini, dünya lezzetlerini elde etmek. İlahlaştırmış. Namazın vakti gelir. Namaz vaktini 3 lira, 5 lira kazanacağı bir ticaret için ne yapar? Tehir eder. Allah Azze ve Celle'nin kendisine hac emri vardır. Ömrü gelmiştir, geçmek üzeredir. Parası gider korkusuyla hacca gitmez. Allah Azze ve Celle emretmiştir. Kendisine verilmiş olan rızıktan her sene fakir fukaraya muhtaca zekat ver diye. Ama o zevkine, lezzetine harcadığını mazlum fukaraya, fakir fukaraya zekat olarak harcamaz. Vermez. Tek derdi var, dünya malı. Daha çok gayrimenkul, daha çok para, daha çok servet, daha çok dolar, döviz, daha çok altın. Çok İşini büyütmek, geliştirmek. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis var. Bakın Allah Resulü Aleyhisselam paranın diyor ve dirhemin. Dinar ve dirhem diyor da eski para birimleri olduğu için ben direkt para diyeyim yani. Paranın kulu, paraya kul olanın burnu sürtülsün, kahrolsun diyor Allah Resulullah Aleyhisselam. Bak ne dedi? Paraya kul olanın diyor burnu sürtülsün, kahrolsun. Kadifenin yani elbisenin, burada da elbise kastediliyor. Elbiseye kul, köle olanın burnu sürtülsün, kahrolsun diyor. Yazıklar olsun diyor ona diyor. Ona bir şey verilirse memnun olur. Verilmezse de hoşnut olmaz. Bir şeyler, mal kazandı mı, dünya malı geldi mi sevinir. Onu kaybettiği zaman da ne olur? Ona artık şeydir, haramdır, uyku bile gözüne girmez. Yani. Bak Resulullah Aleyhisselam dedi, paraya, mala, mülke kul olan dedi. Paraya, mala, mülke kul olan onu ilahlaştırdığında kul olur. O halde ilah hak ve batıl olmak üzere ikiye ayrılır diyeceğiz. Burada biz 4 tane saydık. Bu daha da fazlalaştırılabilir yani. Buradaki ölçü şudur. Eğer sen ona olan bağlılığında, ona olan itaatinde, ona olan sevginde haddi aşıyor ve Allah'a, seni yaradana seni yaklaştırmıyor, uzaklaştırıyorsa o şeyi sen ilah edinmişsin.
Ölçü budur. Hak ilah ise alemleri yaratandır. Kainatı var edendir. Onu yaşatandır. Hak ilah odur. O da Rabbül Alemin Allah Azze ve Celle'dir.